Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün Futbol Manager 2024'te en iyi 10 serbest oyuncuyu sizler için derlemeye çalıştım ve oyuncuların profillerine tek tek inceleyeceğiz. Çok uzatmadan videoya başlayalım. İlk sırada Heka var arkadaşlar. Heka orta saha merkez oyuncusu, defansif orta saha oynuyor, serbest bir oyuncu. Kariyerinin geçmişine baktığımızda oyuncuyu en son ren forması giyerken görmüştük ve şu an için serbest konumda. Heka şu an için FM 2024'te 128 yetenek puanıyla geliyor. Oyuncunun özelliklerine bakınca olursak da 15 pas ve teknik özelliklere dikkat çeken Heka. Bakalım gözlemci raporunda neler varmış. Yıllık maaş 806 bin ila 1.8 1.08 milyon euro arasındaymış. Oyuncunun sorunlu noktalarına bakalım. Başka ülkede oynaması uyum özelliğinin zayıf olduğunu gösteriyor. Son vuruşlarda istikrarsız diyor arkadaş grubu. Ama artıları da bir o kadar fazla gözükmekte Heka'nın. Siz de tercih edebilirsiniz Hekayı birinci sırada. Heka vardı. İkinci sırayla devam edelim. İkinci sırada Heze Lingard var. Nottingham Forest'daydı en son kiralık olarak. Manchester United'lı oyuncu bildiğiniz üzere arkadaşlar zaman zaman kiralanan bir isimdi. Hezelingart şu an için serbest. 30 yaşına gelmiş noktada kanat forvet ve ofansif oyun kurucu olarak oynayabiliyor. 10 numarada da tercih edebilirsiniz. Profiline baktığımızda bitiricilik, dripling özellikleri iyi. Takım oyunu ve topsuz alanlarda göze çarpan özellikleri var. 128 yetenek puanında Hezelingart şu an için bir düşüşte profili. Bakalım gözlemci raporunda bize neler denilmiş. Arkadaş grubu diyor kafa topları da bu zaafları varmış ama artıları bir o kadar fazla istikrarlı bir oyuncu yani süreklilik özelliği iyi. Sağ, sağda takım için kendini adayan bir oyuncu bu da takım oyunu özelliği iyi. Merkez orta saha için eğitilebilirmiş Heze Lingard. Yıllık maaş beklentisi de çok fazla değil. 689 ila 93 bin euro arasında Heze Lingard da yine tercihleriniz arasında olabilir. Ardından Yago Falque var. Yago Falque diyebiliriz. Ofansif orta saha oyuncusu ve sağ açıkta da zaman zaman oynuyor. Teknik özellikleriyle göz dolduran bir oyuncu. 33 yaşında şu an için zihinselde de teknik özellikleriyle bağlantılı özellikleri iyi seviyede Falque'nin. O da 129 yetenek puanında geliyor arkadaşlar. Maçlar. Geçmişine baktığımızda birçok takımda oynamış. En son Kolombiya Ligi'nde Amerika de Cali'de forma giydiğini görüntülüyorum. Falke'nin e, gizli özelliklerine bakalım hemen sizlerle birlikte raporda neler denilmiş. Sakatlık sıkıntısı yaşayabilir. Sakatlık geçirdi. Yani sakatlanma eğilimi yukarıda. Bunu düşünmeniz lazım. Ama birçok özelliği de artı. Bu sakatlık durumunun dışında istikrarlı bir oyuncu büyük maçlarda oynuyor. Hem sürekli özelliği hem büyük maçlarda oynama özelliği iyi seviyelerde profesyonel bir oyuncu ve yıllık maaşı 546 ile 720 bin euro arasında. Değişiyor Falken'in. Yine Galatasaray için olmasa da başka takımlar için değerlendirilebilecek bir transfer diye düşünüyorum. Ardından Javier Pastore arkadaşlar. Uzun zamandır tanıdığımız isim Paris Saint-Germain dönemlerini hatırladım ben bir anda. Teknik özellikleri zihinsel özellikleri yaşıyla doğru orantılı. Geriye gitmiş ofansif oyun kurucu. 34 yaşında şu anda. Kariyerinde en son Katar e, Spor Kulübü'nde oynamıştı. Yıldızlar Ligi'nde. Ondan önce de el şey forması giydiği dönemler var. Pastore'nin yetenek puanı şu an için 130 seviyelerinde ortalama bir oyuncu. Gözlemci raporuna baktığımızda da ciddi sakatlıklar geçirebilir diyor. Tabi bu da yine bir handikap konusu arkadaşlar. Sakatlıklarına baktığımızda geçmişinde bir 6 aylık sakatlık var. Ondan önce 3 ay yaklaşık bir sezonu sakat olarak geçirmiş Pastore 2019 20 sezonunda. Yine raporda gözümüze çarpan noktalardan bir tanesi güç ve kondisyon durumunun atletik bir yapıya sahip olmaması diyor. Bunun yanı sıra tahmini maaş beklentisi 651 ila 845 bin euro arasında oluyor. Pastore'nin sizler duruma göre tercih edebilirsiniz. Pastore'nin ardından Adrian Silva var. Orta sahanın ortasında ve defansif orta sahada oynayabilen merkez orta saha oyuncusu. Dinamo rolünde de oynayabiliyor. Özellikleri gerçekten iyi seviyelerde. Fiziksel olarak düşmüş gözüküyor kendisi baktığımızda. Bitiricilik özelliğinin 9 olduğunu görüntülüyorum. Pas özelliği 16. Konsantrasyon 16. Kararlılık 17 olarak gözüküyor Adrian Silva'da. Bununla birlikte geçmişine baktığımızda en son Birleşik Arap Emirliklerinde ve Sampdoria'da forma giymişti oyuncu. Gözlemci raporu bir göz atalım. Burada zıplama konusunda pek iyi değil. Orta saha oyuncusu için biraz sıkıntılı. Ama diğer özellikleri tam anlamıyla profesyonel oyuncu, milli takım tecrübesi var. Pas özelliği iyi ve gizli özelliklerine baktığımızda 130 yetenek puanında Adrian Silva şu an için bir cezası var gözüküyor. Geçmişinde de 160 potansiyeliyle karşımıza çıkmıştı Adrian Silva. Evet, Adrian Silva'dan sonra Felipe Caicedo var arkadaşlar. Felipe Caicedo santrafor oyuncusu. Bir dönem Fenerbahçe ile de yanlış hatırlamıyorsam ismi anılmıştı ama olmamıştı böyle bir transfer. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Felipe Caicedo şu an için 34 yaşında ve özelliklerine baktığımızda bitiricilik özelliği iyi seviyelerde. Ön sezi, çalışkanlık özellikleri güzel gözüküyor arkadaşlar. Fiziksel olarak da yaşına göre gayet iyi. Caicedo'nun gizli özelliklerine baktığımızda 130 yetenek puanıyla karşımıza çıkmakta. Gözlemci raporuna bir bakalım arkadaşlar. Sakatlan meyilli bir oyuncu. Hatta sakatlanma eğilimini de buradan size söyleyebilirim diye umuyorum. MRT çıktı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Sakatlanma eğilimi 12'ymiş arkadaşlar Kaysedo'nun. Bu da tabii ki bize sıkıntı veren noktalardan bir tanesi. Sadece tek bir mevkide oynuyor. Biraz da agresif bir insanmış. 326 ile 415 bin euro arasında değişiyor maaşı. Bu paralara sakatlanma riski alınabileceğini düşünüyorum. Çalışkan forbet oyuncusu sonuçta. Ve Kaysedo'yu kadronuza katabilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirmenizi tavsiye ediyorum diyelim ve devam edeyim. Listemizde kaleci bir tane de ekleyelim dedim. O kaleci tabii ki Sergio Asenho. O kendisi bildiğiniz üzere arkadaşlar yıllardır La Liga'da mücadele eden bir kaleci. yıllarca Villarreal ve Atletico Madrid gibi takımların kalesini korumuştu. Şu an için serbest konuma düşmüş. Fiziksel olarak düşse de e, teknik ve Zihinsel özellikleri çok iyi seviyelerde Asenho'nun. Onun dışında oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 134 yetenek puanında karşımıza çıktığını görüyorum. Gözlemcilik raporuna göre de sakatlanma sıkıntısı yaşayabilir diyor. Yaşından dolayı bunların hepsine sakatlanma yazmışlar. Sakatlanma ilimi 17 imiş Asenho'nun ismini doğru söylüyorumdur inşallah. Asenyo ya da neyse. Sakatlanma eğilimi zaten burada karşımıza çıkıyor. Ama bir risk olarak kadroya katılabilir mi? 393 ila 574 bin euro arasında maaş isteyebilirmiş. Yani tercih edebilirsiniz. Ben profiline baktığımda gözüme çarpan birkaç tane özelliği var. Özellikle bölge hakimiyeti bununla birlikte pozisyon alma ve soğukkanlılık özellikleri iyi seviyelerde. 134 yetenek puanında olduğunu olduğunda hatırlatmakta fayda var. Geçmişinde de defalarca kez La Liga'da önemli takımlarda forma giymişti Asenio. Onu da değerlendirebilirsiniz diyorum ve devam ediyorum. Sırada Yan Mvilla var arkadaşlar. Sıkça karşımıza çıkan bir isim yine e, ve Saint-Etienne'de son yıllarda forma şansı bulan bir isimdi. Profilinde zihinsel özelliklerin çok iyi. Teknik özelliklerin o kadar iyi olmadığını ama savaşçı orta için bir o kadar yeterli özellikleri var Envilla'nın. Envilla'nın şöyle gizli özelliklerine baktığımızda 130 yetenek puanında 33 yaşında bir oyuncu. Kariyerinde 408 maçı var. Şöyle bir gözlemcilik raporuna baktığımızda da mini takım tecrübesi fazla ama agresif bir oyuncu olduğunu görüntülüyorum. Onun dışında adaptasyon sorunu yaşayabilirmiş ama istediği maç 422 bin euro ile 548 bin euro arasında değişiyor. Bundan dolayı da yan Envilla'yı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer özellikle de veteran bir oyuncuya ihtiyacınız varsa. Sırada Jose Campana var arkadaşlar. Bir sakat olduğunu görüntülüyorum onun. Ne kadar sakatmış? 5-6 ay sakatmış arkadaşlar. Yani bu oyuncu devre arası transfer döneminde bakabileceğiniz isimlerden bir tanesi. Yetenek puanının 140 olduğunu görüntülüyorum. En son Levante formasıyla karşımıza çıkmıştı. Şu an için serbest konumda gözüküyor ve baktığımızda gözlemci raporunda sakatlığı yüzünden uzun süre dışarıda sakatlanma ile oyuncu diyor. Markaj görevini tam anlamıyla yerine getirmeye eğimli değil diyor. Ofansif oyun kurucuda da zaten markaja ihtiyacınız yok. Gözlemcilik raporunda 1 milyon euro civarında bir para istediğini söylüyorlar. Eğer 140 yetenek puanında ve 30 yaşında sağlıklı kalabilirse Jose Campana güzel bir tercih olacaktır. Siz de değerlendirmeyi ihmal etmeyin. <laughs> Son olarak herkesin yakından tanıdığı David De Gea var arkadaşlar. Manchester United serbest bırakmıştı oyuncu. Gözlemcilik raporuyla başlayayım. Dil öğrenmesi gerekiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. 2 milyon euro gibi yüzü bir para. Çünkü 32 yaşında ve dünya starı bir kaleci pozisyonda De Gea kendisi 144 yetenek puanında ve gerçekten profil üstüne konuşulabilecek bir şey yok arkadaşlar aldığınız takdirde bayağı iyi olacaktır ani çıkış eyleminin zayıf olması libero kaleci de biraz sıkıntı yaşatır ona ama iletişim özelliği de zayıf gözüküyor elle oyun başlatma kötü elle kontrol güzel bölge hakimiyeti biraz zayıf degaj iyi seviyelerde kalmış fiziksel özelliklerini de beğendim açıkçası ben ön sezi bununla birlikte kararlılık özelliği de iyi seviyelerde değenin e, istediği maaşı da zaten görüntüleyebiliyorsunuz. Bu oyuncular e, Futbol Manager 2023-2024'te özür dilerim, e, tercih edebileceğiniz isimlerden ve e, DGA gibi en tepede olan oyuncuları tercih ederseniz takımınız ileriye gidecektir. Diğer listede saydığım isimler genel anlamda sakatlanma problemi olan isimler ama bunları da tercih ettiğinizde e, şansınıza sakatlanır ya da sakatlanmayabilirler. Böyle de durumlar olabilir. Ama bence denemeye değer. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Futbol Manager 2024'teki en iyi 10 serbest oyuncuyu anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız da aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim. Bütün hatırlatmamı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.